Selamlar beyler, ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve aynı zamanda yeni bir oyunla da karşınızdayım. Seeds of Resilience diye bir oyun arkadaşlar. Indie bir oyun sanırsam. Versiyon 1.0.11 falan diyor. Ufak küçük bir oyun. Şimdi video tıkladılar. Hemen face olmadığını gördüler. Çıkıyorlar, onları bekleyelim. Siktir gitsinler onlar. Evet, o FSC tayfa bir çıkıp gittiyse artık kalan saygı, bana saygı duyan, yaptığım işe emeğe saygı duyan ve beni hala izleyen arkadaşlarla videoya devam edebiliriz sanırsam. Oyunun ismi arkadaşlar Seeds of Resilience, dediğim gibi. Güzel bir oyun. Zamanınızı geçirebileceğiniz bir oyun. Benim çok zamanım var. Zamanımı harcayacak oyunu arıyorum, bir şey arıyorum diyorsanız girip oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Onu buralara bir yerlere yazarım, oyunun fiyatını. Şu an görmüşsünüzdür fiyat ne kadar, çünkü videodan önce bakmadım. Burada missions var. Missions kısmı var, görevler kısmı var. Ben burada iki tane görev yaptım. Bu missions kısmı şey gibi, bir nevi size oyunu tanıtıyor yani nasıl oynayacağınız falan. Survival kısım var, ana kısım. Normal peaceful falan filan diye gidiyor. Oyunu öğrendiğinizde survival kısmında kendiniz oynayabilirsiniz. Survival modunda çok daha zevkli olur ve full map'te oynuyorsunuz falan. Ama survival'a girmeden önce missions'ları bitirin diye derim. Çünkü ben bunları yapmadan survival'a girdim. Hiçbir şey yapamadım ve direkt çıktım ve missions'lara başladım. Bu arada bayağı görev var gördüğünüz gibi. Çok aşırı fazla değiller ama bayağı görev var ve bunlar size çok fazla güzel öğretiyor şeyleri. Üçüncü görevden başladım. Böyle arkadaşlar, 3 tane karakterle başladı bu görevde. 3 karakter böyle bir adaya geldiler şu an ve adaya indiklerinde karakterleri göremiyorsunuz. Yani aslında karakterler burada, karakterler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ama karakterleri görmüyorsunuz. Keşke karakterleri map'te görseydik. Bu benim birazcık hoşuma gitmedi. Her karakterin günlük çalışma saati var. Bunun Davram adı, ismi karakterin. Bugün 7 saat çalışabilir. Amelia'nın 6 saat çalışma zamanı var, süresi var bugün için. Avena'da 5 saat çalışma süresi var bugün için. Çalışma şeyi, çalışma saati ne anlama geliyor? Mesela ben şimdi bunun üzerinde gitmeye arkadaşlar, bunu toplamak için, harvest etmek için herhangi bir karakterle buna tıkladığımda o karakter bunu harvest ettiğinde o karakterin çalışma süresine 1 saat gidecek. Gördüğünüz gibi şurada çıkan pencere üzerinde 1H yazıyor, 1 hour, yani 1 saat gidecek. Tıkladım, 7 saati vardı, 6 saati kaldı. Tıkladım, 5 saatlik kaldı bu karakterin. Gün dolduğunda, diğer gün geçtiğinizde her karakterin çalışma saati yeniden doluyor. Her karakterin çalışma saatini bitirdiğinizde buradan day yazıyor, day one yazıyor. Bunun üzerine tıklayıp zamanı sandırıp ikinci güne geçebiliyorsunuz ya da üçüncü gün geçebiliyorsunuz. Şimdi bize ne diyor? Use a flax fiber to craft string diyor. Flax fiber'ı ip yapmak için kullan diyor. Aynen, tamam, yaptık. Tamam, bunun saati bitti. Biraz da bununla yapalım. Crafter rudimentary axe. Tamam. Bir tane axe yap diyor bana. Şuradan rudimentary axe yapmak için bir tane chestnut branch, fir branch veya oak branch lazım. Bunların üçünden bir tane lazım. Pebble lazım. Pebble'ını nereden bulacağım ben? Ha, pebbles. Bunlarmış lan. Geçen bir şeyde bulamamıştım. Ve string diyor. Tamam. Branch'i şunla da herhalde alabiliriz. Aynen, bulduk bile. Tamam, bir tane balta yaptık. Baltayı şu adama verelim. Olsun, çalışma saati kalmadı ama olsun. Chop down some trees diyor. Onun çalışma saati kalmadı kanka. Şunları bir yok edelim. Zamanlarını harcayalım bunların. Tamam. İkinci güne direkt geçebiliriz. Evet. Burada bir tane şey geliyor. Rüzgar. Bir fırtına yaklaşıyor. Fırtına geldi arkadaşlar. Sizin binaları falan bildiğiniz götürüyor. Bu raftımız var burada. Bu raftı kullanamıyoruz galiba, bir defa geldiniz. O yüzden rafta tıklayıp raftı parçalayıp ondan güzel parçalar edinebiliyorsunuz. Ve ben şu adamla birazcık büyük ağaçlar kesmek istiyorum şöyle. Tamam. Bunun zaten zamanı bitti adamın direkt. Bir tane daha balta yapıp şu karıya da balta verebiliriz sanırsam. Aynen. Bir de bunda 1 saat çalışma şey kaldı. Bana 4 tane ağaç kes dedi de. Ben ağaç kestim de onlar bambu muydu? Ağaç dediği bunlar mı? Benim karakterlerim öldü. Niye öldüler? Yiyecek yok diye mi öldüler? Ha, yiyecek yok diye karakterlerim öldü galiba. Neyse, yine başlayabiliriz sanırsam. Yiyecek yok diye karakterlerim öldü galiba. Anladığım kadarıyla. Öyle mi oldu? Galiba yiyeceklere çok önem vermedim. Neyse, şunu direkt kır. Şunları topla kanka. Şu yiyecekleri topla. Harvest some flax diyor. Tamam. Flax da harvest edelim. Tamam. Bu karda full şey toplasın. Bitki toplasın. Tamam. Hemen
Şey yap diyor bana. Ne lazım? Tamam. İkinci güne bir geçelim biz. Yiyeceğimiz var sanırsam, değil mi? Bu karının canı gitmiş. Peki niye canı gitti bunun? Niye canı gitti bilmiyorum. Ama bir tane balta yapacağım ben. Şunlardan bir tane. Balta için bunlardan var. Pebble toplamak lazım iki tane. Tamam. Bu şey. Baltayı bu adama verelim. Bu adam baltayla şu ağaçlardan kessin bir. Hani ağaç dedikleri bunlar bambu diye geçiyor. Herhalde aynen. Bir tane daha kes kanka. Kesemiyor musun? Sana verelim. Bir tane de sen kes. Tamam. Şimdi adama baltasını geri verelim. Bundan sonra şundan yapalım bir tane. Tamam. Bunu da şu kadına verelim. Ve birazcık balık tutalım. Balık çünkü güzel bir yiyecek kaynağı. Tamam. Şu karakterin şeyini, survival'ın ikinci level yapmamız lazımmış. Bunun için de ip falan yaparak yapabilirmişiz bunu da. Tamam. İkinci güne geçebiliriz sanırsam. Yiyeceğimiz vardır inşallah. Yiyecek var mı diye nereden görüyoruz onu da bilmiyorum. Peki oyunu bilmiyorum da. Bunun 25 canı gitti. Bunun da 10 canı gitti. Niye? Make sure. Has a house diyor. He, ev yapmamız lazım onlara bir de. Pardon, pardon. Ev yapmamız lazım. Aynen. Ev olmadıkları için de canları gidiyormuş. Buna 3 saatimizi ayıralım. Tam da 4 saatini ayırsın buna. Evet. Amelia'yı buna koyalım. Ve şu kadını buna koyalım. Bu arkadaşımız için de bir tane şu kulübeden yapabiliriz herhalde diyeceğim de. Yapamıyor muyuz? Evet, şu bir tane de şu küçük. Şu küçük kulübeden yapalım bir tane de, değil mi? Şöyle yanında bunun. Tamam, bu adam dışarıda kalacak bu günde sanırsam. Umarım yiyecek vardır. Umarım yiyecek vardır bugün için çünkü yiyecek yoksa ölecekler. Evet, adam yok. Karı gitti. Karı öldü. Ve bu karı öldüğü için bunu yapamıyoruz maalesef ki. Yok, yapacağız. Şunu yapmamız lazım. Tamam. Evet beyler, şu an bu görevi yapmış bulunmaktayız. Ben video dışı oynadım ve bu görevi bitirdim. Ve her görevi bitirdiğiniz arkadaşlar şey yapıyor. Yeni bir karakter açıyor sizlere. Unlocked Character diyor. Nereyah diye bir karakter açtık. Survival 0, her şey 0. Stone Cutting'i yani taş kesme, şekillendirme şeyi birmiş, bir yıldızlı. He, bununla beraber aynı evde uyuyan herkes ertesi gün 2 saat daha az iş çalışma şey olurmuş çünkü ses çıkar diyor, horluyormuş herhalde. Crafting'lerde daha 1 saat daha az gerekiyormuş buna, yani craftsman. Evet, blacksmith smithing olayı 2 kat daha hızlı skill kazanıyormuş smith olayında. Ve Insomniac gets 2 less work hour every Insomniac'mış. Her akşam 2 saat daha az çalışma saati kazanıyormuş falan. Uyuyamıyor falan. Insomniac'tan ne olduğunu bilmiyorum. Unuttum. Unuttum diye bilmiyorum ben Insomniac'ın ne olduğunu. Kalan bütün görevler açıldı şu an. Comfort at last. Food for the crews. Death Survival'da oynayalım. Tamam, Peaceful'da. Perfect for first game diyor. İlk oyun için mükemmel bir şey diyor. Bir oyun modu diyor. Peaceful'da başlayalım. Açtığımız yeni karakterlerle. Davara mı alalım? Davram mı? Davara mı? Nedir? Davram'ı alalım. Talia. Agile. Bu kadını alalım. Tamam, start diyelim. Böyle başlayalım bakalım. İnşallah yanlış yapmamışızdır. Bakalım. Evet, şansımıza güzel bir ada geldi gibi. Evet, bayağı o büyük güzel bir ada gelmiş şansımıza. Hemen bunu yok et kardeşim sen. Şunu da 2 kat daha fazla şey güzel şey çıkma şansı oluyor crate'lerden. Kutulardan yani. Ve ne çıktı bilmiyorum. The Mother of All Containers. Crate, tamam. Başka var mı? Şunu aç mesela. Güzel bir şey çıktı. Şimdi yiyecek toplamamız lazım. Direkt yiyecek toplamakla başlayabiliriz. Şu crap'leri toplarsak. Evet. 3 tane yiyecek topladık bile. Şimdi birazcık ağaç falan yiyecek topladık biz. Birazcık. Şundan yapsak çok işimize yarayacak.
Ama onu yapmak için çok daha çok şeye ihtiyacımız var. O yüzden bence direkt baltayı yapmakla başlayabiliriz. Şundan toplayalım bir tane. Her şey var elimizde. Ama saatimiz yok. Dur bir saniye. Bunun da saati yok galiba. 5 saat diyor. Tamam. O zaman aynen bu şey olduğu için buna daha saat gerekiyor her şey için. Bunu yaptıracağız onu. Woodcutter falan diyordu. Fishing. Tamam. Buna galiba woodcutter diyordu. O yüzden ağaçları bu kesecek. Bunu kesemiyor çünkü zamanı yetmiyor onun. Kaç saat? 4 saati var. E şunu kes be kardeşim. Şunları da kes. Tamam. Sen de 1 saat kaldı. Seni de şuradan hadi bir tane yiyecek kaldıralım sana da. Tamam. Öbür güne geçelim. Bugün şey yaparsak çok güzel olacak. Bugün bir tane ev kurabilirsek çok güzel olacak. Şu 2 kişilik olandan. Build a ship to leave the island. He. Adayı adadan kaçabilmek için şey yapmamız lazımmış. Gemi yapmamız gerekiyormuş. Olayımız bu burada. Gemi yapmak. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Ne gerekiyor? Sadece daha fazla ağaç gerekiyor. Yaptık bile ama building'i ben şununla yapacağım. Şu kardeşimizle yapacağım. Bence şuraya yapacağım. Yapmak istiyorum evi ben. Şuraya yapsam güzel olur. Kanka sen kalan bir saatini buna harca. Yemeği toplayalım. Tamam, 3 yemek topladık bugün, bu kadar yeter. Ya da hadi bir tane daha koyalım da 4 olsun. Garanti alalım işi. Sen de kalan 5 saatini harca kanka buna. Ve bu bitmiş olsun. 3 kişi maalesef buna giremiyor. O yüzden siz 2 kadını buraya koyacağım. Şimdi. Kanka. Valla. Şundan toplamak istiyorum ben. Birazcık ağaç falan toplasaydı güzel olabilirdi. Ama zaten saati kalmadı bunun. O yüzden İkinci güne geçelim. En azından bir şey ev kurduk. Şimdi bir tane de o tekli evden kurarız ve evet, can falan hiç kimseden gitmemiş. Güzel. Şimdi sen kardeşim. Tamam. Şimdi şuna gelelim. Şundan bir tane yapmak istiyorum ben. O yüzden sana odunculuğu verdik. Bir tane şundan kes kardeşim sen. Sen bir tane şundan yap. Bunu sen şuna vereceğiz. Bu balıkçı. Bundan güzel balıkçı olur. Hop. 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 Şimdi. Hangisiydi bu yıldır bunların? Şuydu bu yıldır değil mi? Aynen. Bu yıldır buydu. Kanka bir tane şundan yapsak çok güzel olmaz mı be? Şu nereden çıkıyordu? Şundan mı çıkıyordu? Yok. Şundan çıkıyormuş. Buna şunu aldıralım. Tamam. Şuraya yanına mı? Şuraya yanına koyalım bakalım şunu. Tamam. Direkt oldu bile. Buna da şeyi koyarız. Adamı koyarız. Tamam. Yiyecek var. Ev var. Her şey müthiş. Şöyle ağaç falan topla artık. Ne varsa burada. Onları toplayın artık. Senin saatin kalmadı. Bunda birazcık saat var. Yiyecek toplayabilirsin kanka sen. Saatin kalmadı senin de. Şunu topla diyelim. Ve diğer güne geçebiliriz artık. Evet, her şey çok güzel. Şimdi itemlerden şunu yapmak istiyorum ben. Evet. Bunu yapmak istiyorum çünkü buna da şunu vermek istiyorum. Ki şu taşları falan kırabilsin. Aynen. Bakın elinde güzel taşları kırdı. Yiyecek lazım şimdi. Bir tane daha balık kanka. Tamam. Bugünlük yiyeceğimizi karşıladık bile. Şimdi beyler şey yapmamız lazım. Şunu yapmak istiyorum ben. Şunu yapmak istiyorum. Bunun için string lazım. İp lazım. İpi bularız. Sıkıntı yok. Şey lazım. Bir tane fishing hook lazım. Ya da fishing hook. Fishing hook lazım. Farklı değil mi bunların? Fishing hook. Fishing hook. Neyse fark etmiyor. Fishing hook lazım. Fishing hook'u da yapmak için shell lazım. Shell da şunlar. Bu arada oyunda baya beyin gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her karakterin özel bir yeteneği, bir şeyi var. Mesela ben bina yaptıracaksam tile yaptırmam lazım. Çünkü builder ve binaları
binaları yaparken 2 saat harcarsa 4 saat iş harcamış gibi yapıyor. Mesela 4 saat gerekiyorsa bu binayı yapmak için o 2 saat harcayıp o binayı yapabiliyor. İşte bir tool falan yaptıracaksan bunu yaptırmam lazım çünkü bir tool falan yapacaksan bunu yaptırmam lazım çünkü bunun survival skill'i var ve bunun survival skill 2-2 yıldızı fullenmiş. İşte kutu falan top atacaksan buna top atmam lazım çünkü bu daha şanslı. Farm yapacaksan bunu yaptırmam lazım çünkü farmer falan. Bunları hepsini ayarlamak lazım, düşünmek lazım. Beyin gerektiriyor aslında oyun. Şimdi mesela ben şuradan shell top atacağım 2 tane ve 2 tane hook yaptıracağım. Ondan sonra string lazım 3 tane. String'i de nasıl yapıyorduk? String'i de şunu yaptırmam gerekiyordu ama neyse bunu yaptıracağız mecburiyen. String aynen. Hazır. Bu yıldıra bunu yaptıracağız. Ha yok pardon. Ha saat yok bunun. Tamam bunu yaptıralım bir tane de. Tamam. Hop. Oo bu baya. Ha yok pardon. Çok yer kaplı diyecektim. Yer kaplamıyor sadece. Fazla geniş bir yere gidiyor. Peki niye olmuyor kanka? Ha tamam. Tamam. Tamam böyle olması gerekiyormuş. Tamam. Mesela şurası çok iyi bunun için. Şurası mı? Yok şurası iyi ya. Şurası müthiş abi bunun için. Ve onu yapacağız. Onu yapmak için mesela 2 saat mi gerekiyor? Bununla 2 saat gerekiyor şunu yapmak için. Yaptık ve burada balıkçımızı fish diyerek çalıştırabiliriz buradan ve bayağı balık çıkartabilir bizlere mesela. Evet gördüğünüz gibi 6 iyice gereken bizde 7 var. Storage need to create feeder one. Evet şu an işçilerimizi maksimum seviyede de doyurabiliyoruz bugün ve çok güzel bir şey bu. Yalnız şunu yanına erkeği koyacağım. Bunu yanına bu dakika buraya da kadını koydum evet. Niye böyle yaptım? Çünkü çiftleşme olasılıkları var ve biliyorsunuz oraları nasıl olduğunu o işlerin. Şuna biraz daha fishing yaptıralım. Fishing 129, 134 tamam. Şimdi builder'a daha büyük fishing şey yaptırabiliyormuşuz. Ama onun için fishing seviyesi 2 level olması lazımmış. Onun dışında coal mount. Burada herhalde şeyleri eritebiliyoruz falan. Ne lazım? Clay lazım. Pore soil lazım falan. Tamam anladım kanka. Daha çok şey lazım. Bir tane şundan yapsak nasıl olur? Bir tane şöyle bir ateş yapsak şuraya. Ateş yaksak. Daha doğrusu. Bir saati harcayalım. Evet burada artık balık falan pişirebiliyormuşuz. Ne güzel. Üf mis. Mis. Çorba falan yapabiliyoruz lan. Roasted ne bu? Roast chestnut. Roasted chestnut falan yapabiliyoruz. Tamam. Güzel, baya güzel şeyler yaptık aslında. Tamam, hepsinin yiyeceği falan var artık. Bunlar artık şey yaptırabiliriz. Bunda ne var? Tamam. Bunları taş kazdıracağım ben. Bu saati bitti. Buna ağaç kestireceğim full. Şu ağacı kesmek için kaç saat gerekiyor ya? 9 saat gerekiyormuş bu ağacı kesmek için. Güzel kanka. Güzel fantezi. Bir tane de minnoş bir şey kesiversen. Şunun gibi. Sen de kanka balıkçılık yapabilirsin azıcık. Bayağı yiyecek yapabilirsin kanka. Tamam. Bayağı yiyeceğimiz var. Gerektiğinden 2 kat fazla yiyeceğimiz var şu an. Neyse ben birazcık oynayayım arkadaşlar. Böyle sonlara doğru gelirsem yani sıkıldığım zaman sizlere ne yaptığım falan az çok gösterip videoyu bitiririz. Bir tane salla iki kişi daha geldi. Bir küçük böyle gemicikle iki kişi daha geldi. Kim geldi? Şu kadın Aviana ve Swarov geldi.
Ve bunları da beslememiz lazım ve onları da ev yapmam lazım. Böyle. Şimdilik böyle ve hala oynuyorum. Evet beyler, bir kişi daha geldi. Demin gelen iki kişiden biri öldü bu arada. Onun yerine yeni bir kişi geldi. Hemen onun şu salını keselim, koparalım. Yeni bir kişi geldi. Onu da şu kadının yanına yerleştirebiliriz sanırım diye düşünüyorum. Nerede o adam? Şu mu? Şu herhalde. Ve şu kadına şunu recycle diyebiliriz. Çünkü gerek yok ona. Farmlamaya başladım falan. Buraya bir tane depo yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane ev yaptık 3 kişilik. Kırılmayan bayağı güçlü bir ev yaptık. 3 kişi burada kalıyor. 2 kişi burada kalıyor. Falan falan bayağı bir şeyler yaptık. Burada işte ateşimiz var. Kurbağa falan pişiriyoruz. Evet, kurbağa pişirmeye devam. Bayağı güzel arkadaşlar. Oyun böyle. Yani şey, gemi yapıp gidene kadar çok fazla uzun yani. Çok fazla saatlerce oynamanız lazım ama çok eğlenceli. Oyun beni bayağı hani kaptırdım kendim ve bayağı oynayasım var oyunu şu an. Oyunu büyük ihtimalle videodan sonra oynayacağım. Bayağı böyle dediğim gibi saat boş zamanım var işte oynamak istiyorum diyorsanız böyle kendinizi kaptırıp 2-3 saat çok eğlenceli oynayabileceğiniz tarzda bir oyun. Buraya kadar beni izleyenler varsa onlara çok teşekkür ediyorum. Beni şu an buraya kadar izlediğiniz için yani. Kaç dakika video bilmiyorum. Büyük ihtimalle 20 dakika falan kısaltmaya çalışacağım. Buraya kadar beni izleyenler herkese teşekkür ediyorum. Adamsız yani buraya kadar izlediyseniz. Diğer FSC tayfa, video tıklayıp sadece çıkan tayfada ne diyeyim, onlara söyleyebileceğim bir şeyler yok. Demek ki bu kadar hatır varmış diyelim. Kendinize bakın, hoşça kalın. Oyun böyle de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel. Bayağı dediğim, ben bunu sonra sevleyip oynarım büyük ihtimalle. Gerçi sevleniyorum bilmiyorum da. Sevgilim sevleniyormuş, tamam. Sevleyip oynarım ben bunu bitirene kadar. Kendinize bakın, hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz aşağıya beğen tuşuna basmayı unutmayın. Oyunu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz videonun like'ına dislike'ına basmanıza gerek yok. Çünkü oyunu ben yapmadım. Sadece sizlere gösteriyorum burada oyunu. Beğenirseniz oynayın, beğenmezseniz oynamayın diye. O yüzden oyunu beğenmediyseniz dislike'a basmayın çünkü ben yapmadım. Yani oyun yapımcısı ben değilim. Ben sadece sizlere tanıttım videonun kalitesini, benim söylediklerimi, benim oyunu tanıtma şeklimi beğendiyseniz veya beğenmediyseniz dislike'a veya like'a basın. Böyle söyleyeceğim çok başka bir şeyler yok. Videoları beğenin, destek olmak istiyorsanız tabii ki de. Videoları beğenin, güzel yorumlar yazın. Mantıklı falan sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yine sorabilirsiniz. Bundan sonra da FSC falan gelecek. Böyle. Hoşçakalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.